okuyoruz Sure-i Yusuf'u dertleşiyorduk. Bugünkü bölümde geldiğimiz nokta bu ana kadar Yakup Aleyhisselam'ın evlatları öz kardeşlerini kuyuya attılar. Cenab-ı Hak onu Mısır'a sultan etti. Sonra Kenan diyarında bütün dünyada kıtlık başladı. Mısır'a Yusuf Aleyhisselam'a buğday istemeye gittiler. O da dedi ki gelecek sefer gelirken en küçük kardeşiniz beraber gelmezse bana yakın olmayın. Size buğday da yok. Babalarını ikna ettiler yemin billah. Ve aldılar, geldiler. Yusuf Aleyhisselam onları çok güzel ağırladı, misafir etti. Sofrada 10 kardeş karşı karşıya oturdular, Bünyamin yalnız kaldı. Bünyamin ağladı. Dedi ki niye ağlıyorsun? Dedi ki bak bunlar 10 kardeş karşı karşıya oturdular. Benim de bir ağabeyim var imiş. O da sağ olsaydı o da benimle beraber otururdu. E şimdi şöyle bir soru bizim gibi adamların aklına gelebilir. Ne duruyor yani Yusuf Aleyhisselam söylemiyor ona ben senin ağabeyin demiyor. Diyemez. Maneviyatta bir kaide vardır. Keşf-ı sırrı rububiyeti küfrün. Rububiyet sırrını ifşa etmek küfürdür. Öyle rastgele herkes konuşamaz. Herkese de aynı bilgi verilmez. Özellikle kaderin sırrı ifşa olunamaz. Gerçi herkes kaderin sırrına aşina değil. Bir kutlunun dediği gibi hiç kimse değil sırrı kaderden âgâh. La havle ve la kuvvete illa billah. Henüz Yusuf'a kendini izhar etmeye izin yoktu. Herkes odalarına ikişer ikişer gittiler. Bünyamin yalnız kaldı. Dedi ki bu da benimle beraber gelsin. Aldı götürdü küçük kardeşini. Dedi ki akşam sofrada bir şey söylemiştin. Benim de kardeşim olsaydı beraber otururduk demiştin. Beni kardeşliğe kabul eder misin? Bünyamin ağlayarak dedi ki ben senin gibi kardeşi bulamam ama sen Rahil'in oğlu değilsin. Rahil kim? Annesinin adı. Yusuf Aleyhisselam'ın annesinin adı. Artık Yusuf'a da söyleme izni gelmişti, boşandı, boynuna sarıldı. Dedi ki ben senin ağabeyin Yusuf'um. Ama sen o ağabeylerin bize yaptıklarına bakma, sadece Yusuf'a yapmadılar. Bünyamin'e de neler yaptılar, neler yaptılar. Neden baban seni bizden daha çok seviyor? Sebep ne? Sen onların yaptıklarına bakma. Burada aklıma bir şey geldi. Kitaplarda denilir ki üç türlü sünnet vardır. Allah'ın sünneti, sünnet adet demektir. Allah'ın sünneti settarul uyub gaffarul dünub olmaktır. Yani mahlukun ayıplarını örtmek, kusurlarını da affetmektir. Eğer Cenab-ı Hak settarul uyub olmasa, şu anda ayıplarımız açığa çıksa, başta ben hepinizden kaçar giderim. Bu kadar kusurum var. Herkes birbirinden kaçar. Nitekim, yevme tüble serairde birbirimizden güya kaçacağız. Mahşer meydanında sırlarımız açığa döküldüğü zaman, halbuki Cenab-ı Hak kimsenin ayıbını kimseye göstermeyecek. Fakat biz zannedeceğiz ki, bütün ayıplarımız ortaya döküldü. O yüzden Seyyidina Abdülkadir Geylani Kaddesallahu sırrahu'l-Azze Efendimizin bir sözü var. Duasında diyor ki ya Rabbi
Eğer mahşer meydanında benim ayıplarımdan birini mahşer halkına teşhir edeceksen, beni sorgusuz sualsiz cehenneme at. Cenab-ı Hak ayıplarımızı teşhir etmesin. Peygamberin sünneti mudara-i nastır. İnsanları seviyesine göre idare. Çocukla çocuk, yaşlı ile yaşlı, gençle genç, devlet reisiyle devlet reisi gibi, çobanla da çoban gibi. Her seviyenin peygamberidir o. Seviyeye göre idare. Bir de evliyanın sünneti var. O zordur. Eza-i nasa tahammül. Mahlukun eziyetine tahammül. Öyle olmasalar insanları irşad edemezler. Mahluk onlara eziyet eder. Sübhaneke'yi bilmeyen adam ders verir ona. O da dinler, ne yapsın? Dinlemese o adam boşalacak. İçinde ne kadar istifrası varsa o büyük velinin önüne dökecek. Çok biliyor ya. Ben böyle çok adam gördüm. Benim ziyaretime geliyor. Ben evliya falan değilim, yanlış anlamayın. Ama adam bir saat oturuyoruz. 59 dakika o konuşuyor. Güya beni ziyarete geldi. Böyle ziyaret olur mu? Bunların adabı ve usulü vardır. Şimdi dedi ki sen Rahil'in oğlu değilsin. Boynuna sarıldı. Ben Rahil'in oğluyum dedi. Ben de Yusuf'um. Ama sen onların böyle yaptığına bakma. Hiçbir şey yapmamışlar gibi davran. Affedici ol. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de affedici olmak ahlak-ı hamideden bahsediliyor. Huzil af. Cenab-ı Hak ilk sıraya alıyor affedici olmayı. Huzil af ve emur bil urf ve enhe anil münker ve arid anil cahilin. Bu ayet ahlak-ı hamidenin tamamını içine alıyor diyor İslam alimleri. Dört şey var. Affedici ol, marufu emret, münkeri men et, cehaletten ve cahillerden uzak dur. Uzak dur onlardan. Bir de Araf'ta, şu, Ali İmran'da, vel afina ninnas diyor Cenab-ı Hak. Müttakiler affedici olurlar. Küçücük bir hatadan dolayı ömür boyu kin tutanlar var, Allah esirgesin. Ağlaştılar. Sabahın onların yüklerini yükledi. Felemma cehhezehum bi cehazihim. Ceale siyasi gayete fi rahli ahi. Şimdi Yusuf'u tanıdın ama Yusuf'u tanıdın mı iptilaya hazır olacaksın. Yusuf'u tanıdın mı? Diğerleri tanımadılar, 10 kişi. Yusuf'u Bünyamin tanıdı. İptilaya hazır olacaksın. İptila nedir? İmtihan. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde yemin ediyor. Öyle inandım deyip bırakmayacağım sizi. Hakikaten inandınız mı, inanmadınız mı? Kontrol edeceğim. Allah esirgesin. Nicelerimizin malı, kime, nicelerimizin evladı, nicelerimizin şöhreti, nicelerimizin şehveti, nicelerimizin partisi, nicelerimizin cemaati dinin önündedir. Hiçbir şeyin kendinden fazla sevilmesine Cenab-ı Hakk'ın rızası yoktur. Beytullah'ta tavaf ederken İbrahim Ethem Hazretleri dervişlerine demiş ki, kadınlara değil, güzel erkeklere bile bakmayın. Ama tam tavaf esnasında Bülü uçağına yeni gürmek üzere gül gibi bir delikanlıyı getirmişler karşısına. O da dönmüş doya doya bakmış. Tavaftan sonra demişler efendi sen bize yasak ettin sen doya doya baktın. Demiş ki o benim evladım de. O yaşa kadar bir kere yüzüne bakmadım demiş. Ama baktığım zaman da ne dedim ya Rabbi. Ne kadar güzel yaratmışsın. Gönlümün de komcası. Ama seninle benim arama girecekse... Ya onu al ya beni al. Bakmışlar çocuk çoktan vefat etmiş. Araya kimse girmiyor. Girmeyecek. Allah Celle Celaluhu bir numara. Ehaddir. İkincisi yoktur. Hiçbir şeyi ondan fazla sevmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hiçbir kimsenin arzusunun ve emrinin Allah'ın arzu ve emrinin üzerine çıkarılmasına Cenab-ı Hakk'ın izni yoktur. O yüzden
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde emrediyorlar ki sizden birinizin hevası, arzuları benim Allah'tan getirdiklerime tamamen uymazsa tam iman etmiş olmaz. Felemma cehhezehum bi cehazihim, yüklerini yükledi, hemen ceale sikayete fi rahli ahi, kardeşi Bünyamin'in yükünün içine Melik'in maşrubasını koydurdu. Çok kıymetli, hazine değerinde bir maşrubaydı. Götürdü, koydu. Thumme ezzene müeddinun. Gidiyorlar. Daha evvel 10 yük götürüyorlardı. Bu defa 11 yük götürdüler. Hem de iyi yüklendi. Gidiyorlar. Şöyle şehirden biraz ayrılınca feezzene müeddinun. Arkadan bir ses. Ey kervan halkı, bekleyin. İnnekum lesarikun. Siz hırsızsınız. Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarını durdurdular. Onlar dediler, döndüler Yakup'un evlatları, galu ve akbelu aleyhim ma da tefkidun. Neyi arıyorsunuz? Derdiniz ne? Biz niye hırsızız? Bize niye hırsız diyorsunuz? Bizden hırsız olmaz. Biz bir peygamber evladıyız. Böyle şeyler bizde olmaz. Şahitsiniz, geçen sefer yükümüzün bedelini içine koymuşsunuz. Onları da geri getirdik. Öyle yaptılar ama onları da iade etti Yusuf Aleyhisselam. Ayrıca develerimizin ağzını da bağladık ki sağa sola zarar vermesin diye. Biz asil bir aileyiz. قَالُوا نَفْقِدُ سُوَا الْمَلِكِ Melik'in maçrabasını arıyoruz. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ هِمْلُ بَعِيرِ Onu kim getirirse ayrıca ona bir yük de fazla vereceğiz. وَاَنَ بِهِ زَعِيمِ Siz hırsızsınız diyen dedi ki ben de görevliyim onda. Bana yetki de verildi. Kim onu bize teslim ederse ona bir yük de fazla vereceğiz. قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْعَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ Vallahi dediler, siz bizi tanıdınız. Biz hırsızlık yapacak insan değiliz. Hallerimize vakıf oldunuz. قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِب۪ينَ Peki, hırsız içinizde çıkarsa hırsızın cezası nedir? قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ ف۪ي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُ Dediler ki, bizim babamızın, yani Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında kim hırsızlık yaparsa, hırsızlık yapan bir sene hırsızlık yaptığı merciye kölelik yapar, hizmetçilik yapar. Fetvayı siz verdiniz. Eğer sizde bizim kaybımız sizde çıkarsa, kimin yükünde çıkarsa o burada kalır. 10 kardeşin yükünü arattı Yakup'a, Yusuf Aleyhisselam. Onlar da yok. Dedi ki bunda da zaten çıkmaz, bu gariban bir çocuktur, böyle şey yapmaz, çok temizdir falan. Onlar dediler ki yok, biz onun da yoklanmasını isteriz ki tertemiz olalım. İyice kuvvetlendiriyor meseleyi Yusuf Aleyhisselam. فَبَدَى بِاَوْعَيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ اَخِيهِ Bünyamin'in yükünü de yokladılar. Açtılar ki Melik'in maşrabası Bünyamin'in yükünün içerisinde. Yıkıldılar. كَدَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفْ İşte biz Yusuf'a böyle bir imtihan hazırladık diyor Cenab-ı Hak. Ve döndüler dediler ki bunun kardeşi Yusuf da bunun gibi hırsızdır dediler hemen. كَدَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفْ Bunun kardeşi de böyleydi dediler. Tefsir kitaplarına bakıyoruz. Kastettikleri şey şuymuş. Yakup Aleyhisselam geldiği zaman Bünyamin'in annesiyle evlendiğinde putperest bir kadınmış. Yusuf Aleyhisselam onun putlarından birini götürmüş, kırmış. Çalmış yani. Ondan dolayı öyle diyorlar. Kardeşi de hırsızdı diye. Başka bir rivayet tefsir kayıtlarında kapıya bir dilenci gelmiş, feci yalvarıyor. Koşmuş Yusuf Aleyhisselam çocuk, mutfaktan bir yumurta vermiş ona.
Güya yumurta almış. Onu kastediyorlar. Başka bir rivayette işte Yusuf Aleyhisselam'ın gıyabına dedikodu ediyorlar. Ma kana li ya'khudha akahu fi dinil melik illa en yasha Allah. Melik'in kanunlarında hırsızlık yapanı bir sene esir almak yoktu. Ama Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında var idi. Onun için Yusuf Aleyhisselam onlara Yakup'un şeriatını ikrar ettirdi de Nerfa'u derecatim men neşa ve fevka külli zi ilmin alim. Dilediğimizin derecesini. Şimdi döndüler Bünyamin'e, ne laflar söylüyorlar. Ey Rahil'in oğlu diyorlar. Bizi mahvettin, rezil rüsva ettin. Bunu senden beklemezdik. Nasıl yapacağız şimdi biz? Geri döndürdüler, saraya geri getirdiler. Yoklama yapıldı. Yusuf, Bünyamin'i aldılar, götürdüler. Onlar da söz vermişlerdi. Biz Bünyamin'e sahip olacağız. Bünyamin gitti. Başladılar yalvarmaya. Dedi ki yok. Allah'ın kanununu, madem ki sizin babanız peygambermiş, ben peygamberin kanunlarını ıskalamam. Onu yerine getiririm. Galu in yesrik fakat seraga akun lehu min qabl. Bak bu hırsızlık yaptı. Bu hırsızlık yaptı. Bunun kardeşi de aynen bunun gibi hırsızdı dediler. Feserraha Yusuf fi nefsihi. Yusuf kendi kendine sevindi. Hala Yusuf'a iftira atmaya devam ediyorlardı da velem yibdiha lehum, onlara açığa vermedi. Gale entüm şerrum mekanen, ama içinden dedi ki sizler daha kötüsünüz. Hırsızlıktan öteye işler yaptınız. İnne lehu eben şeyhan kebiran, dediler ki ey aziz. Kalu ya eyyuhel aziz inne lehu eben şeyhan kebiran. Bu Bünyamin'in çok yaşlı bir babası var. Fekuze hadena mekana, içimizden birisini onun yerine al. İnna nerake minel muhsinin, seni çok kerim, asil birisi olarak görüyoruz. Bizden birisini al. Biz onu zorla babamızdan alarak getirdik. Kale maazallah en ne'huze illa men vecedna meta'na inde. Ben böyle bir şey yapamam dedi. Allah korusun, kimin yükünde yakalandıysa hırsıza ceza verilir. Hırsız olmayana ben nasıl hırsız muamelesi yaparım? O zaman inna izelle zalimun. Ben de zalimlerden olurum dedi Yusuf Aleyhisselam. Ümidi kestiler. Felemmestey esu minhu halesu neciyya. Bünyamin'i kurtarmanın imkansız olduğunu gördüler de gâle kebiruhum, döndü kardeşlerine, en yaşlıları. Bu en yaşlıları dediği, tefsir kitapları diyor ki Rubil adlı ağabeyleriydi. Yusuf'u öldürmeyelim, kuyuya atalım diyen, o Siyonist ruhlu olmayan. Elem ta'lemu enne ebâküm gad akaza aleyküm mevzikan minallah min gabl ma ferrettüm fi Yusuf. Dedi ki felen ebrahal arda hatta ye'zene li ebi ev yahkumallahu li. Ben daha babamın huzuruna gidemem. Burada kalırım. Bünyamin kurtuluncaya kadar beklerim. Artık babamın yüzüne bakamam dedi. Siz gidin babama anlatın. O ne derse o olur. Ve huve hayrul hakimin. En güzel hükmü o verir. İrcu ila abikum fegulu. Babamıza dönün ve şöyle söyleyin. Ya ebana innebne keserak. Senin oğlun hırsızlık yaptı. Dönün babamıza böyle deyin. Ve ma şehitna, biz gözümüzle görmedik. İlla bima alimna, ama çalınan şey onun yükünden çıktı. Ve ma kunna lil gaybi hafizin. Biz de gaybi bilen değiliz. Ama çalınan şey onun yükünden çıktı. Bunu da gözlerimizle gördük deyin. Veselil garyetelleti künna fiha vel gireleti akbelna fiha ve inna lesadikun. İstersen git oralarda sor, ama bunu gözlerimizle gördük. Biz doğru söylüyoruz. Vaka sen bize inanmayacaksın dediler Yakup Aleyhisselam'a. Bizim de inanacak halimiz kalmadı dediler. Yakup Aleyhisselam onlara şöyle dedi. Bel sevvelet lekum.
Nefsiniz sizi kandırmış. Enfusukum emran fesabrun cemil. Artık bana sabrı cemil düştü. Her kim bir iptilayla karşılaşırsa, ki hepimiz iptilayla karşılaşırız. Herkesin imtihanı da kendine göredir. Büyük dağların kışı kendine göre olur. Peygamberlerin iptilası kendine göre. Peygamberlerin sultanı Peygamber Efendimiz aynen şöyle söylüyor. Kardeşim Musa'dan Allah razı olsun diyor. Beni İsrail'den çok çekti. Fakat ömür boyu çektiğinin tamamı benim bir tek Taif'te çektiğime bedel değil diyor. İdâ habballahu abden iptela ve insa bera işteba. Allah kulunu sevdi mi imtihan eder. Eğer sabrederse hayrihi ve şerrihi min Allah demek kolaydır da. Kadıncağızın bir tek oğlu vefat etmiş, mezarına kapanmış. Söylüyor, anne bu, zayıf. Cenab-ı Hakk'a kafa tutuyor. Diyor ki, gönlümün bir tek goncasını aldın da doydun mu yani? Efendimiz de oradan geçiyormuş. Hatun diyor, Cenab-ı Hakk'a karşı öyle konuşulmaz. Biraz dikkatli konuş. Kadın kimin konuştuğunu bilmiyor acıyla. Yıkıl git karşımdan diyor. Sen nereden benim acımı bileceksin? Senin mi ciğerin yandı ki? Efendimiz de yürüyor fakat öteden biri geliyor. Yaptığını beğendin mi diyor ya. Ne oldu? Diyor Resulullah'a karşı da böyle konuşulur mu? Sen Resulullah'ı seven bir hanımsın. Nasıl konuştun böyle? Diyor ki söylediğimin farkında mıyım? Bu defa evladını unuttu, koştu Peygamberimizin peşine. Vardı ayaklarına kapandı. Ya Resulallah affet dedi. Anneyim ben. Ciğerim yanmış bilmeden işte ulu orta konuştum. Sana da saygısızlık ettim. Efendimiz şunu emretti. Asıl bize lazım olan es-sabr inde sadmetil ula. Sabır ilk şoku yediğin zaman, darbeyi yediğin zaman. Ona daima hazırlıklı bulunacaksın. Neden Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak innemâ yüveffe sabirûne ucûrehum bi gayri hisâb. Sabredenlerin ecri öyle bir bin, on bin, yüz bin değil, bir gayri hesap verilir diyor Cenab-ı Hak. Sabredenlere ecir, bir gayri hesap verir. Ama ne zaman? Şoku yediğin zaman, darbeyi yediğin zaman sabredeceksin. Allah'tan bileceksin. Şundan bundan bilip şirk-i kafiye düşmeyeceksin. Evet, bıraktığımız yerden inşallah devam ederiz. Ezanımız bitti. Allahümme rabbe hadi davet-i tammeh ve salatil kaimeh. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية إلهي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وعدا حسنا إنك لا تخلف الميعاد يا رب العالمين يوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام ve onların iptilasıyla müptela olan dertliler hürmetine sevgili Habibin hürmetine bizleri geçmişlerimizle abav ecdadımızla anne babamız evladı iyalımızla akrabayı taallukatımızla hepimizi affeyle ya Rabbi. Seyyiatımızı hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Razı olduğun ve olacağın salih amellerde bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Bil cümle alem-i İslam'ın, içi süre milletimizin, hazır olan cemaatin her türlü dertlerimize devalar, hastalarımıza şifalar, borçlarımıza edalar, yolunu kaybedenlere hidayetler nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Dinimize, diyanetimize, devletimize, milletimize sui maksat gözetenleri islahları mümkünse islah ile, değilse entrikalarını başlarına makus eyle ya Rabbi. Kahraman ordumuzu, şerefli emniyet güçlerimizi, vatanımıza, milletimize, dinimize, diyanetimize en güzel başarılarla hizmette muvaffak eyle ya Rabbi. Bizlere ömrümüzün sonuna kadar razı olduğun güzel amelleri yapmayı ve son nefesimizi buyurun aşk ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek ömrümüzü imanla bitirmeyi, bu ikrarımızla huzuruna varmayı, cennetine girmeyi, cemalini görmeyi cümlemize lütfu ihsan ile ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin bi hurmeti Taha ve Yasin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Thank you.